Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bu devletin en çok korktuğu şey nedir biliyorsun? Fikir ve düşüncedir. İçeride kimler var? Siyasi tutsaklar var. Bu siyasi tutsakları yok etmek için elinde gelen her şeyi yapıyor. 28 kişi FETÖ'nde şehit olduğu halde bir FETÖ'nün şehidi kabul ettiler ve 5.271 sayılı bir tutsak infaz kanunu kabul ettiler. Bu pandemiyle beraber mevcut iktidar bunu yerle bir ederek kendine göre bir infaz kanunu hazırladı. Şimdi anayasanın 10. maddesi böyle okuyayım şunu diyor bak. Anayasa madde 10. Herkes din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, mezhep, benzeri suçlarda kanun karşısında herkes eşittir. Yani bunu anayasa diyor. Şimdi bu anayasa bize gelince ayaklarının altına alıyorlar. Ama onlara gelince onlar ayımdan bahsediyor, anayasadan bahsediyor. Şimdi ne yaptılar? Bunlar bu infaz kanunu, 5.273 infaz kanunu değiştirerek kendine göre bir infaz kanunu yaparak 150 bin tane kimi bırakmışlar? 150 bin tane topluma karşı suç işlemiş. Hırsız, pezevenk, tacizli, uyuşturucu satıcısı, katil, mafyacıyı serbest bıraktılar. Fakat düşüncesinden dolayı içeri düşen siyasi tutsaklara ise bir gözlem kurulu oluşturdular. Bu gözlem kurulu kararıyla adam yani hapis dönemini bitirmiş. 30 yıl, 35 yıl içeride kalmış. Buna diyorlar ki ya işte sen çıkarken tekrar devam edersin. Sen çıkarken yahut da işte bilmiyorum filan yerde kitap okudun, filan yerde top oynadın, filan yerde türkü söyledin davasıyla 3'er ay, 6'şer ay ya toptan yakıyorlar ya da erteliyorlar. Yaşam hakkı bütün hakların en temel kutsalıdır. Şunu diyor bak, içeride yüzlerce hasta tutsak var. Yani bu hasta tutsak var ya her gün bir haber geliyor. Adamlar artık son dönemini hazırlamış. Yani 10 günü kalmış yahut da adam artık hasta hareket edemiyor. Bunları serbest bırakmıyorlar. Ta ki adli tıpta rapor ya bu adam işte çıktı 10 gün sonra ölüyor. Ve tüm tahliye olanları ya 15 ya 20 gün sonra onlar ölmüşlerdir. Ya da bunun yanında özellikle hapishanelerde öldürüyorlar. Yani buna benzer yani son dönemlerde yani bu aya girmediğimizden önce son 2 ayda 67 kişi son 1 senede 67 kişi vefat etti. Özellikle yine demin bahsettiğim gibi bu son dönemlerde işte 75 yaşındaki Hatice Yıldız 75 yaşında seydeyle alıp götürüyor. Onun dışında bir sürü arkadaşımız aynı şekilde hapishanelere götürülüp konuldu. Yahut da korkutmak istiyor. Şimdi bu iktidarın en çok korktuğu şey siyasi düşüncedir. Siyasi fikirlerdir. Bugün siyasi düşünceyi, siyasi fikri en çok kim elde ediyor? Ve bundan dolayı kimleri içeri koyuyor? Tutsakları. İşte bugün bu tutsakları tek tip yaparak yani bunları ailelerinden koparmak istiyor. Bunları direktmen halktan koparmak istiyor. Yani çok eskiden hatırlıyorsun ya o zamanlar ne yaptılar? Ya dediler işte bunlar dışarıda şeyi örgütlüyor. Halkı örgütlüyor. Ne yaptılar? En son FET tipine şey yaptılar. FET tipinde bunları kendine biat ettirmediler. Bu sefer ne edecekler? İşte tek tipi getirerek kendine biat ettirmeye çalışıyorlar. Yani daha doğrusu tüm topluma, tüm halka yani siviline, içeridekine, dışarıdakine bu korkuyla yıldırmaya çalışıyor. Onun için özellikle ilk bunların temeli kimdir? Siyasi tutsaklar. Ben siyasi tutsaklara bunları yaparsam diğerleri de korku salarak işte bu esas emelimi yerine getiririm. Ama siyasi tutsaklar ve aileler bunun da üstesinde gelir. Abdullah Öcalan. Yani Abdullah Öcalan bir kanun var, bir yasa var. Ailesiyle, avukatlarıyla, hiçbiriyle ya uluslararası hukuk normlarından uluslararası hukuk normlarından hiçbir yerde var mı böyle bir şey ya? Sen 3 seneye giren bir şeyi böyle yani benim kanunlarım diyorsun, benim şeylerim diyorsun, ben devletim diyorsun, işte ben halktan yanayım diyor, ben düşüncelerim diyor. Ya böyle bir şey yapılır mı ya? İşte bunu da aynı zamanda Abdullah Öcalan kendisinden örnek alarak bütün ağırlaştırmış müebbetler, bütün müebbet tutsakları hepsini bizden de aynen o şeyin altına almak istiyor. Biz bu projeyi ele aldığımız zaman ilk etapta yani bunun sokak ayağını oluşturduk. Sokak ayağında ilk Kadıköy'de tam ayağımızı atar atmaz basın açıklaması yapacağız. En azından biz varsak
20 kişi yahut da 30 kişi, onlar var 100 kişi. O elindeki polislerin o şeyle bizi çembere alarak, işte o gün yasak var, bugün ne var? Ya senin anayasanın bir maddesi var. Nedir anayasanın? Herkes basın açıklaması yapabilir. Anayasa bütün yasaların üstündedir. Yani bir kaymakam alıyor, bir şey yazıyor, ya işte git onları tutukla götür. Bizi oradan içeri koydular. Alıp terk kelepçeyle gözaltına aldılar. Fakat onun dışında biz gözaltından sonra yine bu şeylerimize devam ediyoruz. Ne yaptık ondan sonra? İşte belli yerlerde duvarlara, şunu set tipi, ya tipi hapishanelere kapatılsın. İşte dönem, işte bu gözlem kurulları kapatılsın. İşte buna benzer bir sürü afiş yaptık, bir sürü bildiri hazırladık ve bunları şimdi yapmaya devam ediyoruz. Yani bugün öyle bir durumdalar ki, yani bu duruma karşı mutlaka halkın karşı çıkması gerekir yani. Çünkü halk kendisi de aynısını yaşıyor. Yani görüyorsun zamlar, zulümler, her şeyler. Ya ben emekliyim. Ben emekli olduğum zaman emekli parasıyla bir ev alabiliyordum. Bugün bir ev alabiliyor muyum? Bile bakamıyorum. Yani o noktaya getirdi. Yani bugün, ama bunun esas sebebi nedir? Bak ben burada aynen şunu söyleyeyim. İşte o savaştır. Neredeki savaş? Güneydoğu'daki savaştır. Onlar buradaki bu savaşı, eğer bir çözüm süreci oldu, çok dikkat edin. O çözüm sürecinde belki de halkın en güzel refah olduğu bir dönemdi. Herkes kardeşçe yaşıyordu, herkes şey yapıyordu. Millet yaylalara çıkıyordu, bilmiyorum ne yapıyordu. Yani bir dayanışma olmuştu Kürtler, Türk. Ama ne yaptılar? Bunu kendine yedirmediler. Tekrar işte yanına diğer sağ partileri, fasit partileri alarak bunun çözüm sürecini baltaladılar. İşte bundan dolayı adam artık şeyi dinlemiyor. Yani her şeyi satıyor, her şeyi özelleştiriyor. O dönemde Abdullah Öcalan için şeyde bulunan anneler, mannelerle ilgili bir kere şey yaptık. Orada zaten çağrımızı, yani tüm genel şeyi de yapıyoruz. Şunu diyoruz işte, daha kötü şeylerin olmaması için, yani ilk etapta tutsak aileleri. Yani tutsak aileleri, tutsak yakınları, daha sonra devrimciler, komünistler, artık bütün halk kim varsa, yani bir an evvel bizim özellikle yani tutsakla dayanışma istediği yapacağı eylemler, diğer şeylerin yapacağı eylemler, yani bunlar nerede varsa bir an evvel katılıp sesimizi yükseltmemiz gerekir ki bunlar geri adım atsın. Yani bu yoksa yani geri adım atması imkansızdır. Onun için çağrımız ilk etapta odur.